kind of stages. Maybe you expected. Hem de burada ülkemizi gururla temsil eden takımlar. Bence onlar 3 kişi de olsalar yüreklerini ortaya koyacaklar. Ve hemen İtalya'ya dönüyoruz. Kendileri çok bilinen formalarıyla. Korratek, Vini Fantini is here. Tarıkan, Tahir Durayi ve Mehmet Kanat'ı yolcu ediyoruz. Takımlarımızdan biri gayet iyi yarışıyorlar Türkiye'de Alpecin Pimafen ve Asfink ve Simon de Hens. Sergey Rostovtse bugün sprinter adayı. Musa Mikhailzade, Alexander Hayek, Sam Westford. Bu yıl pro series kategorisinde yani geçen yıla göre daha bir üst kategoride bir tur yapıyoruz ve dünya için bu pro series çok önemli, dünya takımları için ve burada büyük bir mücadele oluyor ki her gün biliyorsun birinci değişiyor, etaplardaki sprinterler değişiyor ve burada bu turun en önemli özelliklerinden bir tanesi parkurlarda çok teknik parkur, yeni parkurlar oluşması. Ana yolların dışına çıkarak böyle köy yollarından, doğanın içinden ve ülkemizin görünmeyen yerlerini göstermek adına bisiklet sporunun teknik anlamda özelliklerinin ortaya çıktığı bir tur yapıyoruz. İlk 4 günü geçtik. Yarısını bugün dün bitirdik. İkinci 4 güne, ikinci yarıya gidiyoruz. Ve Marmaris Bodrum etabı dün gerçekten harika mücadeleye sahne oldu. Sonuç olarak organizasyonuyla, sporcusuyla ve tanıtımıyla çok özel bir turu yarıda bıraktık. Pazar günü İstanbul'da Sultanahmet'te sona erecek turumuz. Ülkemizin önemli 4 tane büyük turizm ili var. Bunlar Antalya, Muğla, İzmir ve İstanbul. Bu 4 ilde de oraları tanıtmayla ilgili İzmir, Antalya ve İstanbul olarak tanıtıma çok önem verdiğimiz bir tur yapıyoruz. Daha çok kişinin katıldığı bir tur değil, daha çok profesyonellerin, daha çok önemli sporcuların katıldığı bir tur. Ondan dolayı üst seviyede bir tur oluyor. Bisiklet kültürünün bugüne kadar geldiği noktada farklı ülkemize farklı bir boyuta ulaşmasında her şey bizim için gerçekten çok önemli ama Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu kadar kültürün, bu kadar organizasyonun ve bu kadar tanıtımın ve başarının geldiği bir bisiklet sporu günümüzde yaşıyoruz. Geçen yıl Avrupa ve dünyada önemli dereceler aldık. Tarihi dereceler aldık. Avrupa'da hem gümüş hem bronz madalyamız var. Dünyada derecelerimiz var. Bisiklet ailesi olarak farklı bir yolda olimpiyat hedefiyle yürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleşen bu yarışlara ulusal ve uluslararası çapta çok fazla sayıda sporcu katılıyor. Onlarla birlikte yanlarında tabii ki değişik dünya, değişik ülkelerden vatandaşlar da hem bölgemizi hem bütün Türkiye'yi keşfetme, yeniden ziyaret etme noktasında da bir fırsat yakalıyorlar. O yüzden Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunu biz çok önemsiyoruz. Seneye de inşallah 60. yılında Cumhurbaşkanlığı bisiklet turuna verdiğimiz katkıları hem belediye olarak hem kaymakamlığımız hem kolluk kuvvetlerimiz olarak verdiğimiz bütün destekleri arttıracağız. Ve tabii ki yine Cumhurbaşkanlığı himayesinde olan bu etkinlikte bölgemizi, Türkiye'mizi dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Bugün kimlerle konuşmadık arkadaşlar? Bugün farklı isimlerle konuşalım. Tamam, hadi.